Merhaba arkadaşlar, Gris'in 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gris'imize. Şu sinematik geçsin bakalım. Heykelciğimiz çıt kırıldım kırılıyor. Beynini burada kaybetmiş. Bakın heykelciğimizin başına gelenlere. Şurada kuşlar var ama onlara ulaşamadan maalesef derken evet, yukarı çıkıyoruz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Güvercin. Yara yine güvercin bizim peşimizdeydi. Bıraktı zannediyorduk ama bırakmadı. Timsaha dönüştü. Sulu bölgede evrim geçirdi. Ve bizi yemeye çalışıyor. Ama zannetmiyorum ki başarılı olsun. Olsa bile kurtulabiliriz diye tahmin ediyorum. Burada sadece ben de sizin gibi izlemekle yetiniyorum arkadaşlar. Şu arada ufak tefek alttan üstten solucan gibi bir şeyler de çıkıyor ama onların bir etkisi yok. Wow, ikiye bölündü. Güvercinimiz, timsahımız, su yılanımız her neyse şov yapıyor. Bir alttan bir üstten geçiyorlar. Bakalım aksiyonumuzun sonuna ne zaman geleceğiz? Beni herhalde araya alacaklar. Alamadılar. Wow. Korkunç. Işıklı mışıklı. Evet, solucanlar yıldızlara dönüştü ve herhalde öyle zannediyorum ki sonuna geldik aksiyonumuzun. Yine dingin dingin oynamaya devam edeceğiz. Yanlış anlamayın, dingil demedim. Yani yanlış anlama olmasın, dingin dedim. Şu beyaz şeylere ne deniyordu? Beyaz şeylere. Su ana. Neydi ya onların adı? Deniz anası ha. Deniz anaları tabii geçti. Ben söyleyene kadar çoktan geçti. Gördüğünüz üzere balıklarımız son derece fotoselli. Sanki bir AVM'de geziyoruz. Biz gittikçe ışıklar yanıyor. Derken evet. Yolumuzu bulmamıza yardımcı oluyorlar ama gittikçe sayıları azalıyor. Elektrik masraflarından kaçınıyorlar galiba. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Zannediyorum ki burada bulmaca yok. Sadece yolumuzu bulmamız yeterli. Öyle yapıyoruz biz de. Şeyler dökülüyor filan ama belli olmuyor. Kapkaranlık. Dümdüz bu şekilde ilerleyelim. Evet, daha böyle geniş aydınlık kısımlara geleceğiz. Tekrardan aşağı iniyoruz. Yukarı çıkacağız zannettim ama oha! Arkadaşlar tırstım bir an. Yine sinematik devreye girdi ve yine müdahale etmiyoruz. İzliyoruz. Dostum, ya bu çizgi filmlerdeki gibi Tom ve Jerry gibi bir türlü yakalayamayacak bizi. Tabii ki. Vay, şeyin gözünün rengi değişiyor timsahın, su yılanının. Maviydi, şimdi beyaz oldu. Bakın şimdi yeşilimsi, turkuazımsı bir şey oldu. Hatta gözünü de kırpıyormuş. Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir guys. Şundan ne zaman kurtulacağız bilmiyorum ama yukarı doğru. Aha, bu sefer sanki bu sefer oluyor mu? Oluyor mu? Olmadı. Gerilim dolu dakikalar. Son derece heyecanlı dakikalar içerisindeyiz şu anda. Ama kaplumbağamız bizi kurtardı. Bu kaplumbağa bir önceki bölümde bu kaplumbağayı biz yaptık. O toplarla kaplumbağa yaptık kendimize. O bizi aşağı indirmişti. Ortalardan aşağı indirmişti. Şimdi de tekrar yukarı çıkartıyor. Bu bizim yardımcımız, güvercin gibi değil. Yine taşa dönüştü. Bir yakuta dönüştü. Bahsettiğim bir önceki bölümde bizi aldığı yere tekrar geri bıraktı.
Yani öyle zannediyorum. Burası oraya benziyor. Ama yine aşağı düşüyoruz. Yine aşağı düşüyoruz. Yukarı çıksak daha iyi. Topları geri iade etti bize. 4-5 tane topumuz var. O topları bize iade etti. Aşağı boşuna mı indik? Yine iniyoruz. Kaç tane var ya? Baya var. 6 tane falan var herhalde. Sayamıyorum ama. 6-7 tane var. Evet, sevgili dostlar. Tac Mahal'e geldik. Tac Mahal'deyiz şu anda. Ama buzdan yapılmış bir Tac Mahal. Şimdi wow. Gece lambası gibi yapmışlar. Bu bölümde bayağı değişik şeyler gördük arkadaşlar. Diğer bölümlere nazaran bulmaca filan çözmedik ama bu şeyler enteresan şeyler daha fazla oldu. Bu bölümümüzde daha fazla sanatsal aktivite ne diyorum ben ya? Şuradan sola gitsem, oradan sağa atlasam olur değil mi? Öyle zannediyorum ki olur arkadaşlar. Şöyle. Buradan yukarı, buradan tekrardan gece lambası, oradan da sağ. Tamam. Ekran yaklaşmaya başladı. Şimdik nereye geldik? Yine su. Aa, su değilmiş la. Kıramadık da su zannettim. Bu kelebekler bizim yukarı çıkmamıza yardımcı olacak. O zaman çıkalım. Güzel. Şimdi bizi bayağı bir heyecanlandırdı demin oyun. O yüzden bu sefer biraz daha böyle yavaş hareket etmemizi sağlayacak yerlerden geçtik. Şimdi buradan ben nasıl yukarı zıplayacağım acaba? Sayın oyun yetkilileri. Zıplayabilecek miyim? Bu gece lambası. Evet, o zaman şuradan tabii ki gideceğiz. Göremiyoruz ama tahmin ediyoruz. Oha. Güzel. Buraya atladık. Buradan da sola. Nasılım guys? Burayı çok hızlı bir şekilde geçtim. Yine su. Burada nerede su, nerede hava belli değil. Çok belli olmuyor. Ama yine kaplıcalara geldik. Bura tanıdığımız mekan. Kaplıcalar. Sağlıklı sağlıklı. Oh mis. Biraz şurada takılalım. Sonra da şelalemizden yukarı çıkalım dedim ama maalesef yanlışlıkla sağ tuşa çok bastım. Çıkalım bakalım nerelere gideceğiz. Ya bir aşağı bir yukarı ya. Aa, deminki yer değil mi burası? Şu mavi üçgenler bir işe yarayacak mı acaba? Tabii bu üçgen dediklerim ya bitki ya şey hayvan. Hayvan ne yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz? Taş olabiliriz. Evet. Yine dahiyane bir çözümle bu kısmı da geçtik. Bize biraz aksiyon lazım arkadaşlar. Aksiyon bitti. Aksiyonum geldi. Dar sularda gezinmeye devam ediyoruz. Bu kısımları film gibi biraz sizin için. Sadece böyle izleyeceksiniz. Heyecan yok. Burada tabii ki şu yukarı çıkacağım. Buradan da tabii ki bu yukarı çıkacağım.
Çıkabilirsem tabii ki. Çıktım. Buradan sağa, oradan yukarı. Güzel. Güzel. Problem yok gibi şimdilik. Bu ne ya? Hep sulardayız. Yüzmem geldi. Yüzesim geldi böyle bunu izleye izleye. Bu soğuk kış aylarında. Bayağı bir çıktık. İnşallah o sağda solda bir şey yoktu. Bayağı bir bu sefer top yolladık arkadaşlar gökyüzüne. En son S çizmiştik hatırladığım kadarıyla. Superman'in S'si, Supergirl'ün S'si. Bu sefer bayağı uzattık yolu. Toplarımızı kaybettik. Şimdi tekrardan yeni top arama bulma çalışmalarına devam edeceğiz. O zaman şuradan gidelim. Evet, kelebekler, melebekler var. En sonunda köstebeklik bitti arkadaşlar. 2 bölümdür suların altında geziyorduk. Şimdi tekrar gün yüzüne çıktık. Bakın kuş sesleri filan. Yine şurada bir kum saati var. Kaç? 3, 6 tane mi? 7 tane galiba. 7 tane top gerekiyor. Şurada bir Ağustos böceği bizimle beraber gelecek ve yolumuzu aydınlatacak ki biz gidebilelim. Aslında olmasa da zaten düşeceğim bir yer yok. Beraber gidiyoruz. Şurada var mı boşluk? Burada da boşluk yok. Boşuna geldi yani sırf şekil olsun diye. Şuradan yukarı zıplayalım. Güle güle sevgili kelebeği bu arada. Bize yol boyunca eşlik etti. Ondan sonra da mekana geri döndü galiba. Buradan da yukarı çıkalım. Şu oyunun bir ortası yok. Ya yerin dibindeyiz ya gökyüzünün sınırlarını zorluyoruz. Bu arada sağ aşağıda gördünüz mü bilmiyorum bir top çıktı. O top çıktığı zaman oyun bu yani bu kısmını kaydediyor. Bir chapter geçmiş oluyorsunuz. Ama ben bölümleri kendi kafama göre ayarladığım için süre bazlı ayarladığım için ana sarı kelebekler. Sarı kelebişler. Oo. Bu sarılar pembelerden çok daha karizmatik. Hem ışık yayıyor hem de çok yükseklere yani diğerleri de yükseklere atıyor da. Aa enteresan. Aşağı düşmeden şurayı geçmemiz lazımdı. Ona nasıl çıkacağım ben? Tabii ki buradan. Düşmezsem. Buradan gidelim. Burada daha geniş güzel. Kasmaya gerek yok oradan. Tabii ben böyle diyorum ama. Yol bitecek mi? Bitmiyor galiba. Vay güzel bir taç yapmışlar burada. Tamam burayı da geçelim. Ya bu kadar uğraşmışlar. Biz hemen 2 saniyede 3 saniyede fazla incelemeden geçiyoruz. Oyun yapımcıları inşallah üzülmüyorlardır. Bu kadar hızlı bir şekilde geçmeme. Geçen bölüm müydü ya? Bayağı bir kastık. Bu bölümde öyle kasıcı yerler gelmedi. Gelmesin de zaten. Şuradan çıkamadım. Şu mağazımı açtım yine galiba buradan 15-20 seferde çıkabileceğim. Ve hatta çıkamayacak gibiyim. Nasıl yapabilirük? Hadi. Milimle kaçırıyorum arkadaşlar. Şöyle kayıyor ne yapacağız? Şimdi bende de bir inat var biliyorsunuz. Kafama koydum mu? Aa! Ha. Güzel. Güzel düştük. Şimdi bir daha gideceğiz. Oraya da yetişemedik. Oraya da gidemiyoruz. Yukarı da çıkamıyoruz. Sol taraf büyük ihtimal sol taraf da aynı.
değil tabii ki. Sol tarafa gidebiliyormuşuz. Ve iyi ki gittik. Burada top varmış. Hemen daş olup yine buraya geldik. Bu oyun bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O zaman yine çıkacağım. Şu üste nasıl gidebilirim acaba? Aa, burayı da geçtim. Güzel. Aslında çok da güzel değil ya. Biz buradan gelmedik mi zaten? Biz buradan geldik mi gelmedik mi şimdi? Soruyorum size. Bence buradan geldik. Bakın orada şey vardı. Sarı kuşlar vardı. Işık yakınca orada yeni bir yapılar oluşuyordu. O kelebekler de o yapıların üstündeydi. Bu oyun bizim zekamızla oynuyor. O yüzden tekrar buraya geleceğiz. Kandıramazsın beni. Şimdi buradan şöyle bir şey yapsak. Üf, çok değişik bir şey yaptım. Olmadı be. İki kez zıplamayı denedim. Peki şöyle bir şey yapsak. İşte bu be. En sonunda başardık. Başardığımıza değecek mi bakalım. Sağ tarafta bir şey yok. Soldan bakalım. Zıpla. Shit. Buradan zıplayalım. Buradan tekrar yukarı. Sonra. Tekrar yukarı çıkamayız herhalde. O yüzden soldan gideceğim. Kaç kez şansımı deniyorum. Belki olmadık bir şeyler çıkar diye. Çıkmadı. Buradan yine soldan devam edeceğiz. Yukarı. Buradan sağa. Ya şuradan düşmekten çok korkuyorum ya. En başa ta aşağıya gitmek istemiyorum. Biraz dikkatli oynuyorum, kusura bakmayın. Biliyorum beni hep çılgınlığımla tanımıştınız. Ama biraz da temkinli yönümle tanıyın. Aa, yine cırcır böceği. Yine bu böcek. Bize şimdi yardımcı olacak. Buradan çıkamıyoruz. Ya bak, bu sefer işe yaradı. Çünkü bu sefer şunu göremezsek çıkamayız. Ama demin hiçbir şeye yaramamıştı. Bir tane daha var. Cırcır. Cır. İkisini birden alsak nasıl olur? Bir faydası olur mu? Çiftleştireyim dedim ama gelmedi öteki. Naz yapıyı. Şimdi o zaman şu kelebeklere yetişemeyiz herhalde. Şu kelebeklere yetişemeyiz. Sağdan gidelim. Sağda yol var. Üste bir şeyler çıkıyor ama bakalım ne? Ha, bizi terk etti. Eleman bizi terk etti. Ne yapacağız o zaman? Şu diğerini alayım. Sen benimle gelir misin reis? Sen gel benimle de senle bir çıkalım şuraya. Şimdi buradan buradan şöyle anladım ben aslında ne yapacağımı anladım. Şu anda çaktırmıyorum. Anladım ne yapacağımı. Ne yapacağım biliyor musunuz mu? Şurada sağ taraftan gideceğim. Üstteki bu ters görünen şeylere zıplayabiliyoruz, sütunlara. Sağ olsun cırcır cır böceği yardımcı oldu. Ha, diğeri gelmemişti, bu bizimle geliyor. Ay, ay düşüyordum az kalsın. Tamam. Tamam. Buradan. Güzel. Buradan nasıl çıkacağım? Yapma be. Galiba oradan zıplayacaktım. Beceremedim. O zaman bir daha.
O zaman bir daha deneyeceğiz. Şimdi ne yapacağımı tahmin ettikten sonra yapamayınca çok gıcık oluyorum. Bilmiyorum sizler de böyle izlediğinizde gıcık oluyor musunuz? Mesela bak. Çıkamadım. Buraları keseyim mi? Size de meziyet çektireyim bilemiyorum ya. Tamam bir daha. Bir daha deneyelim bakalım. Ne olacak? Sizler de arkadaşlar bu arada videoyu beğenirseniz memnun edersiniz beni. Sizin vermiş olduğunuz gazla böyle buralara çıkabilirim. Şimdi sol tarafta ne var? Buradan nereye gidebiliriz? Sanki şu an saçmaladım. Sanki. Hayır. En başa döndük. En başa döndük. Skandal oldu. Bir daha deneyelim dostlar. Maalesef buralar çok sıkıntılı geçti. Evet. Şimdi şuradan çıkabildik. Burada zıplayabilmem lazım. Yapma, yapma. Yine olmadı. Bu niye olmuyor biliyor musunuz? Siz bence izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. O yüzden olmuyor. Mesela şimdi abone olun. Bakın nasıl çıkacağım. Zıplayacağım. Haydi. Bu sefer olacak. Yapma. Oldu be. İşte bu. Hadi. Sonunda. Arkadaşlar sonunda şeye geldik. İki tane top almamız lazım. Şeye geldik diyorum. Nereye geldiğimizi bilmiyorum da. En azından oradan kurtulduk. Sağ taraftan ilerleyelim. Solda da yer vardı. Bir sağdan gidelim. İyi, ne yapacağız? Bu bölümü de uçan anka kuşu. Uçan tavus kuşu. Şimdi bu bölümü de bitirmemiz lazım. Tabi bayağı uzadı yine. Yarım saat oldu galiba. Ama anlamlı bir yerde bitirmem lazım. Şimdi bu kelebekler benim işime yarayacak. Ama nerede? Şu yukarı çıkmakta tabii ki. Haydi nasıl çıkacağım ben oraya? Hadi. Oo yaklaşamadım bile. Nereden çıkacağız? Olmadı. İki kez zıplayınca bile olmuyor. Guys yardım edin. Bu taraftan zıplayalım. Sağ tarafım ağrıyor oradan o yüzden çıkamadım. Şimdi buradan çok rahat bir şekilde çıkacağım bakın. Acaba? Yok alakası yok. Dedim burada bir şey var oraya mı çıkacağım da. Bence buraya çıkacağız. İşte böyle. Önce su içinde hız yapıyoruz ondan sonra çıkıyoruz. Mantıklı. Her yer böyle olsa keşke böyle rahat rahat zıplayabilsem ya. Şu kuşlar benden kaçıyor ama bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar mı yoksa öyle boş mu yapıyorlar? Şu sağda ne var? Ay. Ay. Fark etmedim oraya gidilmediğini. O zaman bu taraftan. Nasıl olsa simetrik. Her iki taraftan da ortaya ulaşabiliyoruz. Gökyüzünde bir lale. Güzel. Buradan
Buradan şimdi sağa değil tabii ki. Sağda bir şey yok. Evet, sağa gitmiyor. Anam! Aman Allah'ım, ters döndük. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Şimdi benim burada beynim döndü. Bakın, dönük beyinde ancak bu kadar. Hadi. Güzel. Fark etmez yani. Ters olsun, düz olsun. Hallederiz. Şuradan yine zıplayacağız. Sağ mı sola mı? Şimdi düzeldi. Öyle zannediyorum. Düzeldi. Ama bu kadar kısa sürmez. Bir daha bence ters çevirecekler beni. Şu galiba şu çizgiden yukarısı ters. Birazdan görürüz şimdi. Şimdi zıpla. Güzel. Evet, dediğim gibi burada kıracağız. Sonra şu kelebekleri alacağız ve saçmaladık. Bir daha. Bir daha. Güzel. Ters dönme olayı, bak, konuşmak istemiyorum. Sonradan pişman olacağım şeyler söylüyorum ama pek bizi zorlamadı. Artık öğrendik ya, öyle deli gibi zıplıyorum. Şimdi buradan nereden gideceğiz? Şurada da kelebek var. Ama bu kelebekler neye yarıyor? Aa, ulaşamadım ama bir şeye yaramıyor ki zaten onlar. Şimdi şu yukarı nasıl çıkacağız, ona bakmamız lazım. Buradan hop çıkamıyoruz. Yine sağdan gideceğiz. Buradan çıkmaya çalışacağız. Yalnız oradan o tarafa ben nasıl geçeceğim? Çok bu kısım zor olacak gibi. Çünkü hem ters. Oo, yandık arkadaşlar. Yandık, yine yandık. Ben şimdi ne yapacağım buradan? Şekilde olmuyor. Ne kadar kasarsam kasayım olmuyor. Üf. Neler yapıyorum? Şöyle deminki gibi yapmak istedim ama hem sudaki enerjimizi kullanıp hem de kelebekleri kullanmak istiyorum. Ama beceremiyorum maalesef. Yok. Boşa kürek çekiyoruz. Burada acaba oyunu bitirsek mi arkadaşlar? Burada sonlandırsak mı? Çünkü çok uzayacak. Aklıma bir şey geliyor ama aklıma gelen başıma gelmez. Çok zorlanacak gibiyiz burada. Çünkü şu ters olayı var. Şimdi ben böyle zıplayacağım. Zıpladıktan sonra İkinci zıplamayı kullanmayı düşünüyorum. Bu arada bu kuşlar ki... Oha, bir kere de geçtim. Aman tanrım. Nasıl geçtim ama? Evet arkadaşlar, o zaman bu bölümü de yavaş yavaş bitirelim. Hatta hızlı bitirelim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.